Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli sıvı yağlı şekerpare tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Önce şerbetimi hazırlayacağım. Şerbetim için 1,5 su bardağı toz şekerimi tencereme koyuyorum. 2,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Altını açtım. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridi. Şimdi kaynamaya bırakıyorum şerbetimi. Şerbetimi 5 dakika kaynattım. 5 dakika kaynattıktan sonra içerisine 3-4 damla limon suyu ilave ediyorum. Karıştırıp yaklaşık bir 5 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra şerbetimin altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetim bir kenarda soğurken ben de şekerpare hamurumu hazırlayacağım. Bunun için 1 çay bardağı pudra şekerini yoğurma kabıma koyuyorum. 1 adet yumurta kırıyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum. Aynı çay bardaklarını kullanmaya özen gösterelim. Şimdi bu malzemelerimi çırpıcıyla karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra unu, kabartma tozu ve vanilyayı ilave ediyorum. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve unumu ilave ediyorum. Yumuşak bir hamur elde edene kadar unu ilave etmeye devam ediyorum. Hamuru yoğurdum. 2 su bardağı un ilave ettim. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlak şekil vereceğim. Ben üzerine fındık koyacağım. Eğer evde yoksa fındığınız koymayabilirsiniz. Şekil verdikten sonra üzerine bir tane fındık koyuyorum. Kurabiyelerim pişmeye hazır. Isıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Şekerparelerimi 20 dakika fırında pişirdim. 5 dakikada dışarıda beklettim ilk sıcaklığının gitmesi için. Şerbetimiz soğuk, kurabiyelerimiz sıcak olacak. Şimdi şerbetimi döküyorum. Şimdi şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Eğer yumuşak sevmiyorsanız şekerparenizi 10 dakika şerbette bekletin. Ondan sonra şerbetin içinden alın. Ben şimdi şerbetle bu şekilde bekletiyorum. Soğuyunca servise hazırlayacağım. Tatlım servise hazır. Şöyle size içini de göstermek istiyorum. Yapımı gayet kolay ve lezzetli. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.